İsviçre Türk toplumunun organize ettiği eğitim festivali bu yılda başarıyla gerçekleşti. Bu sene 6. kez düzenlenen festivale ilgi büyük oldu. Festivale Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Tanju Sümer, Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, Eğitim Müşaviri Sezai Güler, Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani, Din İşleri Müşaviri Doktor Ahmet Akın ve Turizm Ateşesi Hilal Demirel de katıldı. İsviçre Türk Toplumu Başkanı Kahraman Tuna Boylu'nun açılış konuşmasından sonra Büyükelçi Tanju Sümer, Zürih Entegrasyon Dairesi Şefi Julia Morais, Zürih Şehri Eğitim Müdürlüğü'nden Claudio Şasetti, Eğitim Müşaviri Sezai Güler ve HSK Öğretmeni Zeliha Demircioğlu eğitimin çeşitli alanları üzerinde konuşmalar yaptılar. Şimdi bu organizasyonları sizlere götürüyoruz ve yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. 6 yıldır yapmakta olduğunuz bu LEN Festivali kısaca bir tazeler misiniz bilgileri? LEN Festival denince aklımıza ne geliyor? Memnuniyetle. Aslında LEN Festival öncelikle İngiltere'de başladı. Çünkü öğrenmek çok önemli. Hani bizde bir atasözü vardır 7'den 70'e kadar. Her türlü, her yaştaki insana yeni bir şeyler öğretmek, ufkunu açmak. Hem de bunun tabii endüstriyel ve ekonomik açıdan da önemi var. İngiltere'den Almanya'ya, Almanya'da da İsviçre'ye sıçradı. İsviçre 1996'dan beri bu işin içinde. Başlangıçta her 3 senede bir yapılıyordu. Sonra 2009'dan itibaren her sene yapılmaya başladı. Ve biz 2008'de başladık. İşte demin de belirttiğiniz gibi 6. defa bunu yapıyoruz. Biz bunu çok iyi bir faaliyet olarak görüyoruz. Çünkü Türklerin de buradaki en önemli problemi eğitim problemi. Eğitim, çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim seviyesini yükseltmemiz lazım. Bugünkü durumda gerçekten akranlarıyla yani İsviçrelilerle hatta Balkanlardan gelen göçmenlerle karşılaştırıldığı zaman bizimkilerin okuma seviyesi oldukça düşük. Ve bu tabii devam edecek olursa İsviçre'deki Türk toplumunun geleceği de pek parlak olmayacak. Kendimizi burada daha iyi, daha saygın bir yere getirebilmek için mutlaka iyi eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Bu da ancak eğitimle mümkün. Peki eğitimi kim yapacak? En başta kilit rolünü oynayan anne ve babalar. Anne babaların çocuklarıyla meşgul olması lazım. Çocuklar oyun gruplarından başlayarak buradaki dili öğrensinler. Ben İsviçre Türk toplumunu bir araya getiren bu etkinliği çok önemli buluyorum. Eğitim konuları her zaman öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Gerek İsviçreli yetkililerin, Zürih kanton makamlarının katılımıyla yararlı sunumlar dinleyeceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızın da ilgi göstermesini bekliyorum bu tip etkinliklere. Bunun yanı sıra ben de bir etkinliğimizle ilgili burada izin verirseniz bir bilgilendirme yapmak isterim. Biz de 21 Kasım tarihinde Zürih Kantonu Entegrasyon Bölümü ile birlikte Başkonsolosluğumuzda bir etkinlik yapacağız ve eğitim imkanları ile ilgili bilgi vereceğiz vatandaşlarımıza. Bu etkinliğe de vatandaşlarımız katılmaya davet ediyoruz. Yararlı olacağını düşünüyorum. Bu faaliyetlerin hepsi birbirini tamamlayıcı oluyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Ve tabii eğitim en öncelikli. Gençler, çocuklar, göz bebeğimiz ne yapabilirsek, ne kadar yapabilirsek. Tabii alacağımız yönlendirmeler çerçevesinde onlar da bize yön gösterici olacaktır. Hep birlikte çalışmaya devam edelim diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. 21 Kasım Cuma 21 akşamı. 21 Kasım Cuma akşamı. Cuma akşamı Başkonsolos Atatürk Salonu. Atatürk Salonu'nda yani, evet hep birlikte olacağız. Bu son derece önemli ve Türk toplumu için çok faydalı toplantıyı düzenlediği için İTT Türk toplumuna, Türk toplumu İYİT'in başkanı Sayın Kahraman Tuna Boylu'ya çok teşekkür ederim. Büyükelçiliğimiz bu faaliyeti desteklemektedir. Her yönden desteklemektedir. Büyükelçiliğimiz tüm müşavirleriyle buradadır. Eğitim müşavirimiz Sezai Güler başta olmak üzere din işleri müşavirimiz, turizm müşavirimiz, basın müşavirimiz, yeni atanan Zürih'e kültür müşavirimiz ve Zürih Başkonsolosumuz hepimiz destek vermek amacıyla buradayız. Eğitimin önemini biliyoruz. Hepimiz Türkiye'de de bir süre önce eğitim yılı
açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Sayın Avcı da bir konuşma yaptı Türkiye'de okulların açılışı vesilesiyle. Oradaki bir mesajını da aktarmak isterim. Çocuklarımız hep çok kitap okuyun diye tavsiyede bulunmuştu. Onu ben de tekrarlamak isterim. Ayrıca Sayın Bakanımız Türkiye'den bu toplantı için bana bir mesaj gönderdi. Ben Sayın Bakanımızın bu mesajını da bu toplantıda okuyacağım. Çocuklarımızla tabii ki iftar ediyoruz. Öğretmenlerimiz var burada. 20'den fazla öğretmenimiz var, 30'a yakın öğretmenimiz var. Onlar Türkçe öğretimi bakımından görev alıyorlar burada. Çok önemli görev yapıyorlar. Özveriyle çalışıyorlar. Talebelerimizi diğer yarışmalarda falan gördük. Türkçeyi çok güzel öğreniyorlar. Biz buradaki çocuklarımızla da iftar ediyoruz. İlk kez bu sene katılmak nasip oldu. Bundan önceki yıllarda da yapıldığını gördüm, biliyorum. Bence çok önemli bir etkinlik. En azından vatandaşlarımıza eğitimin öneminin farkındalığını artırmak noktasında ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onun için ben de bu festivali, eğitim festivaline emeği geçen katkılarımın herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Az önce dediğiniz eğitim sezonu açtık. Bizlerin özellikle ana dil derslerimize başlamış oldu sezon açılmasıyla beraber. Biliyorsunuz bunlar okulların açılmasıyla paralel devam ediyor ve şu anda giden öğretmenlerimiz vardı. Daha önce de bunun konuşmasını yapmıştık. Şu anda onların yerine de öğretmenlerimiz geldi. Derslerimiz devam ediyor. Ben bu vesileyle bütün velilerimizin özellikle ana dil derslerinin duyarlılığının artmasını istiyorum. Çocuklarımız ana dil derslerine mutlaka göndersinler. Çünkü hep bunu söyledik, hep de söylüyoruz. Ana dilini iyi bilen bir çocuğun genel eğitim seviyesinde mutlaka yükseklere çıkıyor. Yani bu artık sırf bizim dediğimizi de bütün otoritelerin kabul ettiği bir husus. Onun için sizin aracınızla ben bu hususu bir daha velilerimize hatırlatmak istiyorum. İkinci olay da bizlerin daha önce de hep vurguladık. Özellikle üniversiteye giden çocuk sayımızın artması lazım. Yani biz eğer daha etkin, daha güçlü bir Türk toplumu, İsviçre Türk toplumu hayal ediyorsak, istiyorsak bunun da yolu eğitimden geçiyor. Bu açıdan da ben özellikle velilerimize çocuklarının okuyabildikleri kadar okutsunlar buralarda.